Sevgili izleyiciler, bu dakikalar itibariyle stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Akbal. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizden önce Ekim ayı rakamlarını paylaştık. İl bazında aslında satışları aktardık sevgili izleyicilerimize. Birazdan Kasım ayı konut satış rakamları da ekranlarımıza gelecek. Onları da paylaşacağız. Fakat öncesinde hemen size sormak isterim. Şu anda tam da ev alma zamanı mı? Şimdi bugün itibariyle alınan kararla faiz oranları birçok bankamız tarafından 0.98'e çekildi. Bu açıdan baktığınızda 300 bin liralık bir daire için 120 ay vadeyle normalde 1 milyon 100 bin liralık bir ödeme yapması gerekirken şu an için 511 bin lira bir ödeme yapması gerekiyor. Dolayısıyla 600 bin lira yakın bir para cepte kaldığı için tam da zamanı diyoruz. Bu alınan karar bizi bu konuttaki satışları arttıracak diye bekliyoruz. Şimdi 2017 çok iyi bir seneydi. Evet. 1 milyon 400 bin civarında konutun satışı gerçekleşti. Biraz bundan sonra artık yıl sonuna doğru bu rakamların üzerine çıkar mıyız ya da yakalanır mı aynı sene? Geçen sene oranla bizim şu an bir 250 bine yakın bir açığımız var. Bu alınan kararla 0.98 faiz oranıyla bu rakamı yakalarız. Evet, o beklentimiz var bizim. Uygulamalar yeterli midir diyorsunuz? Bu kolaylıkların biraz daha devam etmesi gerekir mi? Kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Çünkü gayrimenkul sektörü önemli bir sektör ve ekonomimizin de %8'ini oluşturuyor. Yani büyüklüğümüzü. O açıdan hem elimizdeki konut stoklarından hem de satışı bekleyen hem de ilk alıcılarını bekleyen konutlarımızı düşündüğümüzde bu önemli bir karardır ve bu kararların devam etmesi gerekiyor. Nedir o kararlardan bir tanesi? İşte tapu harcının indirilmesi, KDV'nin düşürülmesi, faiz oranlarının geri çekilmesi. Bu şekildeki fayda konut satışını ciddi anlamda arttıracaktır diye bekliyoruz. Tabii yabancılara satışta da çok büyük kolaylıklar getirildi. O ayrı bir başlıkta inceleniyor. Şimdi özellikle yabancıların 250 bin dolar bandına indirilmesi konut sahibi olarak vatandaşlığı alması açısından. Bir de gerçekten bu ondan sonra yeni bir şey daha çıktı biliyorsunuz. Yabancıların sözleşme vaadiyle vatandaşlık alması. Bu da ayrı bir heyecan getirdi sektöre. Ve baktığımızda geçen seneye nazaran yüzlerin üzerine yakın bir artış gerçekleşmiş. Bu devam edecek bekliyoruz. Çünkü hem dövizin onlar açısından bir avantaj sağlaması, hem 250 bin dolarlık bir rakamın vatandaşlık için yeterli olması daha cazip hale getiriyor konut sektörümüzü. Burada oranlar ne olur yıl sonunu değerlendirecek olursak yabancıya satışlarda? Yabancıya satışta bir önceki yılın ayını baz alırsak %134'lerde artış söz konusu. Yani ortalama 40 bine yakın konut satılmış bizim Kasım ayında. Ekim ayında pardon. Yatırım amaçlı mı alıyorlar, oturuyorlar mı? Bunun bir değerlendirmesini yaptınız mı? Şimdi Türkiye çok güzel bir ülke. Öncelikle yatırım olarak alıyorlar. Daha sonra Türkiye'nin kültürü, Türkiye'nin onlara karşı Türk halkının misafirperverliği ve Türkiye'nin de güvenilir bir liman olması açısından burada yaşamayı tercih ediyorlar. Bu güzel bir şey. Özellikle benim bu konuda izlenim var. Onu size paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Başakşehir'de bizim sattığımız bir projemizde Bahreyli bir aile sattık. Aşağı yukarı 20 tane daire sattım onlara. Bunların 3 tanesini tutup gerisini satacaklardı. Yatırım amaçlı almışlardı ama şu an 17'sinde akrabalarının hepsini buraya getirerek yerleştiler Türkiye'ye. Ve her ortalama 2 ayda bir burada bir 10 gün 15 gün geçiriyorlar. Çok da mutlu olduklarını her defasında belirtiyorlar. Bu aynı zamanda yandaki esnaflar için de yani diğer esnaflar için de önemli bir kaynak oluşturdu. Tabii istihdam için de çok önemli. Kesinlikle. Çünkü işsizlik rakamlarını direkt etkileyen bir unsur. İnşaat sektörü durduğu zaman orada da ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Tabii yani bugün işsizlik rakamlara baktığınız zaman gayrimenkul sektörü ortalama 2 milyona doğru bir istihdam sağlıyor. Bu da önemli ciddi bir rakamdır. Peki şimdi çok merak edilen bir konu var Sayın Akbal. İlk ağızdan sizden öğrenelim. Kredisiz konut satışı nasıl oluyor? Çünkü yayına girmeden önce de arkadaşlarım içeride sordular. Şimdi peşinat ödenmiyormuş ya da taksitleri kendimiz ayarlayabiliyormuşuz. Bu nasıl oluyor diyorlar. Evet, bu aslında çok basit bir sistem. Ve 27 yıldır biz bu sistemi uyguluyoruz. Esas olarak altın günü baz alınarak ortaya çıkan bir sistem bu. Çoğunlukla aslında günlük hayatımızda uyguladığımız bir sistem.
Ama adını koyduğunuzda farklı bir sistem olmuş oluyor. Bu tamamen işbirliği diyelim, paylaşım ekonomisi diyelim, bir araya gelip ortak değerleri oluşturup bir ev sahibi olmak arzusudur. Bunu gruplar halinde 10'ar kişi, 40'ar kişilik 80, 100, 120, 240'a kadar bu vadeleri oluşturuyoruz. Bu vadelere giren katılımcılarımız da bu süre içerisinde ev sahibi oluyor ama burada bir avantaj daha var. Birincisi vadenin yarısına kadar süre belirliyoruz biz. Vadenin sonuna kadar beklemiyor. İkincisi taksitleri kendisi belirliyor. Ne kadar ödeyeceğini gelir durumuna göre. Aslında kira öder gibi bir rakam bu. Yani küçük taksitlerle büyük bir hayali gerçekleştirme umududur bu. Rakamlarla örnekler. Tabii örnekleyebilir. En düşük 500 bin lira gibi, 500 TL gibi taksitlerle girebiliyor katılımcımız. Türkiye'nin de her yerinden alıyor. Yani herhangi bir proje değil, Fuzuli'nin yapmış olduğu bir projede alması şart değil. Anadolu'nun herhangi bir şehrinden, herhangi bir ilçesinden, herhangi bir mahallesinden ev alabiliyor. Burada peşinat ödemek zorunluluğu yok. Peşinatı ödeme durumunda daha erken alabiliyor. Hangi durumlarda mesela avantajlı konuma geçebilirler? Onu sorayım. Şimdi sonuçta rakam değişmiyor. Yani 250 bin liralık bir konut ihtiyacını varsayalım. Burada 240 aya böldüğümüzde aylık 1000 liraya gelen bir rakam var. 1000 liraya geliyor. Dolayısıyla burada katılımcımız bu rakamı 50 bin lirasını peşin verdiğinde 200 bin lira kalıyor, taksiti düşmüş oluyor. Aynı şekilde vade ortasından başa doğru gelen bir vade kısalması da söz konusu. Daha erken ev sahibi olabiliyor. Bu açıda baktığında aslında bir tasarruf yöntemi, bir yandan birleşme, dayanışma yöntemi ve bu sistem gerçekten de Anadolu'da çok yaygın bir sistem. Bu şekilde bugüne kadar 90 bin ailenin mutluluğuna ortak olduk. Bu önemli bir gösterge. Hakikaten önemli bir rakam. Sözünüzü balla keseceğim. Kasım ayı konut satış rakamları da geldi. Sıcak bir gelişme hemen aktaralım. Kasım ayında konut satışı 89.626 oldu. Ve bir önceki yılın aynı ayına göre bir miktar azalış var. %27 oranında bir azalma yaşandı. Evet. Bu azalış aslında dediğimiz gibi bu 10 Ağustos'tan sonra süre gelen bir süreci sonucudur bu. Nedir o? Bir, banka faizleri %3'lere kadar çıktı aylık. Böyle baktığınız zaman konut almak isteyenler için ciddi anlamda bir geri çekilme dönemi başladı. Hem faizin artması hem de bankaların kredide zorluk çıkarmaları veya şöyle diyeyim zorluktan ziyade bir belirsizlik havası oluştu. Dövizler nereye gidiyor? Döviz yükseliyor. Faizler nereye gidiyor? Bir beklenti içerisine girildi. O yüzden bu azalışlar söz konusu. Ama dediğim gibi bugün %0.98 120 aylık vadede uygulanması birçok 60 bin konut satışa hedefleniyor. Dolayısıyla geçen senenin bu daha doğrusu 10 Ağustos'tan bugüne süre gelen azalışı durduracak bir yöntem bu. Şimdi hazır sistemi anlatıyorken şunu da sormak isterim. Dediniz ki mesela 500 liralık taksitlerle de ev sahibi olabiliyorlar vatandaşlarımız dediniz. Şimdi oradaki ödeme zorluğuna düştüler. Arada taksitlerini dondurabilirler mi ya da aldıkları evleri başkalarına devredebilirler mi? O anlamda sistem nasıl işliyor? Şöyle yapıyoruz biz katılımcılarımıza kolaylık sağlamak açısından. Diyoruz ki isterseniz ayrılabilirsiniz. İsterseniz taksitlerinizi 2 ay, 3 ay dondurabilirsiniz. Düzelirse devam edersiniz. Düzelmese de artık siz bir şans daha veriyoruz bu arkadaşlarımızı, katılımcılarımıza. İsterlerse tekrar devam edebilirler kaldıkları yerden. Şu ana kadar çok öyle bir durumla karşılaşmadık gerçekten. Çünkü çok küçük taksitler olunca ödeyebilme gücüne sahip olabiliyorlar. Çünkü kira öder gibi bir taksit ödüyor. Bu açıdan çok başarılı bir sistem ve devam ediyor. O dondurma sadece bir rahatlatmak içindir. Ama sonuçta çok az bir talep geliyor bu konuda. Şimdi başka bir soru da şu. Siz aslında konuşmanızda bahsettiniz ama biraz daha açıklık getirmenizi rica edeceğim. Ev almaya karar verildi. Bir şekilde taksitlendirme de yapıldı. Vadeler de belirlendi. Evde ne zaman oturur hale gelir alan kişi? Şöyle yapıyoruz. Birinci ay ile vade ortasına kadar örnek olarak 50 aylık bir grup için düşünelim biz bunu. Evet. Ya da 40 ay için konuşalım bunu. 20. aya kadar İlk 20 kişiyi alıyor. 20. ayda
tamamı teslim almış oluyor. Dolayısıyla 1. ay ile 20. ay arasında zaten 20 kişi alıyor. Yani %50'si almış oldu. Geri kalan %50'si de 20. ayda aldığı için %100 tamamlanmış oluyor. Bugün normalde bir kooperatif sistemine katılsanız veya bir inşaat firmasından bir ev almak isterseniz ortalama 36 aylık bir bekleme süreniz var sizin. Evet. Normalde. Ama bu süreçte daha erken alma şansınız var. Çünkü herhangi bir projeye bağlı kalmadan alıyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden, herhangi bir yerinden alabiliyorsunuz. O açıdan bir de ikinci el, daha çok böyle sektörel baktığımızda rakamlar küçük olduğu için Anadolu'da rahatlıkla bu daireleri alabiliyor. İstanbul'da da buna benzer ikinci el bölgelerde alabiliyor. Özellikle Esenyurt, Başakşehir demeyelim de daha çok Arnavutköy, o taraflarda alabiliyor. Peki hangi bölgelerde daha fazla ilgi var? İlgi daha çok bizim erişilebilir olan bölgelerde ve yoğunluğun olduğu bölgelerde. Bir de hemşerilik var biliyorsunuz bizde. Evet. Daha çok hemşerileriniz hangi bölgelerde oturuyorlarsa o bölgede ısrarla almak istiyorlar. İstanbul için konuşacak olursak. İstanbul için konuşacak olursak Esenyurt bölgesi, Haramidere bölgesi, Beylikdüzü, ondan sonra Kurtköy tarafları. Anadolu'nun o Kurtköy'den bu taraf olan kısımları Gebze. İzmir'de çok ciddi anlamda talep var. O da enteresan bir şey. Konya'dan talepler çok, Antep'ten var. Ama İstanbul bölgesinde özellikle bu yeni yerleşim birimlerinde gibi de gelecekte daha çok kar edebilir miyim hesabı da var bunun içinde. O yüzden de bu bölgeler yani yerleşime açık, yeni açılan bölgeler daha cazip bölgeler. Şimdi siz dediniz ki Türkiye'nin her yerinden alabilirler. İstedikleri projelerden de alabilirler. Proje anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Ve sınırlama yok dediniz. Burada bedeller nasıl belirleniyor? Burada katılımcı kendisi belirliyor. Ben 250 bin liralık bir daire almak istiyorum diyor. Biz burada 2+1, 3+1, 1+1 demiyoruz. Herhangi bir alternatif sunmuyoruz. Tamamen katılımcı burada kendisinin istediği rakamı baz alarak onu taksitlere bölerek o rakamı oluşturuyoruz. O rakam üzerinden borçlandırıyoruz kendisini. Hak ettiği gün geldiğinde de isterse ilaveler yapar kendi diğer kaynaklarından daha farklı bir konut alabilir. Bizde alacağı 250 bin liraysa 250 bin lirasını alıyor. O 250 bin lirayla istediği evi alabilir. Yani istediği yerden. Burada benim için mühim olan o kişinin kendisini bütçesine göre ayarlaması. Yani ne kadarlık bir taksit ödeyebilir bize, bir de totalde, yekünde ne kadar büyüklükte bir yer almak istiyor, onu kendisi söylüyor. Biz ona göre taksitlendirmesini yapıyoruz. Ama bu tür yerleri seçerken de özellikle kendisini, mazilerine bir bakmaları gerek şirketler tabii bazında. Çünkü sizin 27 yıllık bir geçmişiniz tecrübemiz var. Tecrübeniz var. 90 bin satıştan bahsettiniz evet az önce. Bu uyarıyı da yapmış olalım öyle değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Bu çok önemli. Sadece bu sistem için değil, bütün şirketlerimizin geçmişleri çok önemli. Yaptıkları projeler, bugüne kadar sahip ettikleri insanlarımızın mutluluklarını bilmeleri gerekiyor. İnternetten araştırmaları gerekiyor. Bu firmaların güvenilirlikleri çok önemli. Türkiye'de ortalama şirket ömürleri 13 yılken, biz bugün ortalama 30. yılımıza doğru gidiyoruz. Yani 20 yılı geride bıraktık. Bu önemli bir rakam bizim için. Maşallah diyelim. Sayın Akbal, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Merak edilen bir sistemi bizlere anlattınız. Biraz daha netleşti şu anda fikirlerimiz bu anlamda diyelim. Sevgili izleyiciler, konuğum Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Akbal'dı. Ve bu güzel sohbetle birlikte ekonomi dilini noktalıyoruz.